Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunan medyasında bugün yine manşetlerde Türkiye vardı. Katimerini gazetesi Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in hafta sonu yaptığı açıklamaları Türkiye Lozan Antlaşması'nın değiştirilmesini istiyor başlığıyla okurlarına sundu. Haberde neredeyse artık 100 yıl geçiyor. Bunlar oturulup konuşulup müzakere edilebilir diye düşünüyorum cümlesi öne çıkarıldı. Yunan gazetesi, Bakan Dönmez'in açıklamasından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yeni açıklamalar yaptığını iki ayrı haberde aktarıyor. Haberlerden biri, Ege'deki 16 silahsızlandırılmış adaların silahlandırılması ve yapılan ziyaretlere ilişkin. Bakan Akar, adalar hukuka aykırı şekilde silahlandırıldı. Bu nasıl bir mantık? Bu yetmezmiş gibi sürekli bu adaların tahkimi için gelişler gidişler, ziyaretler. Bu tahrik taciz değil de nedir diye sordu. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Noel öncesinde Türkiye'ye yakın söz konusu adaları ziyaret edip daha fazla asker konuşlandırılacağını söylemişti. Atina yönetiminin müzakerelerden kaçtığını belirten Bakan Akar şöyle devam etti. Hepsine biz evet diyoruz. Yunan tarafı hiçbirine gelmiyor. Neden? Çünkü çekiniyorlar, korkuyorlar. Gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi arttırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niçin? Çünkü bunlar kendilerine değil, dayandıklarına, arkalarında kim varsa onlara güveniyorlar. Fakat o güvendikleri dağlara da kar yağdı. Avrupa Birliği zirvesinde bir iki devlet dışında kimse bunların şımarık muhakemeye dayalı bencil isteklerine evet demedi. Tom Ellis imzasıyla yayınlanan bir analizde ise Türkiye'nin ve Bakan Akar'ın Yunanistan'ın yeni alacağı silahlardan mutsuz olduğu ileri sürüldü. Analiz, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Libya'da yaptığı açıklamayla başlıyor. Bakan Akar, Yunan halkının maaşını, ücretini kesmek bahasına çılgınca bir silahlanma modası başladı. İstediğiniz kadar gemi, uçak, denizaltı alın yetmez. Olan sevgili Yunan halkına olacak ifadesini kullandı. Tom Ellis, gerçekte ise Fransa'dan satın alınan Rafale jetleriyle ABD'den istenen F-35'lerin Yunanistan için yeterli olacağını savundu. Türkiye'nin endişelendiğini ileri sürdü. Analizde Türkiye ve Yunanistan'ın hava kuvvetleri de karşılaştırıldı. Buna göre 2021 itibariyle Yunanistan'ın elinde 18 Rafale jeti, 84'ü modernize edilmiş 154 F-16 ve 24 Mirage savaş uçağı olacak. Türkiye'nin ise ABD üretimi 233 F-16 savaş uçağına sahip olduğunu belirten Tom Ellis, Yunanistan'ın Rafale jetleriyle Ege Denizi'nde üstünlüğü ele alacağını iddia etti. Yunan Sakay televizyonunda Türkiye ile ilişkilerin ele alındığı bir programda ise kepazeliğe dönüştü. Türk-Yunan ilişkileri uzmanı ve aynı zamanda iktidardaki Yeni Demokrasi'nin milletvekili olan Angelos Sayrigos, Lozan Antlaşması'nın yenilenmesi teklifi için Türkiye'ye çirkin benzetmeler yaptı. Uluslararası hukuk ve dış ilişkiler uzmanı Sayrigos'un ağzından çıkanı kulağı duymadı. Türkiye, Lozan Antlaşması'ndan yakasını sıyırmak istiyor. Lozan, 97 yıl önce imzalandı. Bugün konuşulacak bir nokta yok dedi. Ege Denizi'nin ortasında siyah üstü. Türkiye'nin özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşların kaderini silahlı, insansız hava araçlarıyla değiştirmesi Ege Denizi'nde bir ilkin yaşanmasına yol açtı. Yunan medyası Bayraktar TB2'lerin yeni bir çığır açması üzerine Atina yönetiminin İsrail'den SİHA'lar satın alacağını ve Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri yani Saykiros adasına drone üssü kurulacağını duyurdu. İskiri'deki Tanagra hava üssünü canlandıracağını ve tüm Ege Denizi'ni güneyden kuzeye izleyeceğini yazdı. Atina yönetimi ayrıca İsrail'e askeri işbirliği antlaşması imzaladı. Medyaya yansıyan haberlere göre 5 ay süren müzakerelerin ardından Tel Aviv ve Atina arasında anlaşma sağlandı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasında anlaşmaya göre Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak. Yerel medya, Yunanistan'ın Kanadalı CIA firmasının yerine İsrail şirketi Elbit'i seçtiğini yazdı. 22 yıl geçerli olacak antlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro.
Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil, diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik antlaşmasına göre 3 ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak. Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de tansiyon hiç düşmedi. Atina yönetimi, müttefikleri Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle tatbikat yaptı. ABD ise Girit adasındaki Suda üssüne bir savaş gemisi gönderdi. Fransa ile Rafale antlaşması bekleniyor. Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına giren Yunanistan, Fransa'dan Rafale jetlerini satın alıyor. Aralık ayı başındaki AB zirvesinden eli boş dönen Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre silahlanma payının 5 kat arttığı görülüyor. Yunanistan gelecek yıl 5.49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2.5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3.163 milyar euroya kadar inmişti. Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3.39 milyar euroydu. Ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde %10.5 küçülme beklenirken Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu. Paris yönetimi Atina'ya 6'sı yeni 12'si kullanılmış 18 Rafale jeti satacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis 18 adet Rafale savaş uçağının Fransa'dan satın alınması için anlaşma burada, Atina'da imzalanacak dedi. Uçakların 2021'de Yunanistan'a teslim edileceği bilgisini veren Mitsotakis, Türkiye ile anlaşmazlıkların arttığı dönemde orduyu güçlendirmeyi ve savunma kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini savundu. Yunan medyası 18 Rafale jetinin Atina'ya maliyetinin yaklaşık 2,5 milyar euroyu bulacağını yazıyor. Başbakan Mitsotakis ayrıca yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları almak istediklerini söyledi. Yunanistan F-16 filosunu da önümüzdeki yıllarda güncellemeyi planlarken ayrıca ordu bünyesine 15 bin ek asker katmaya hazırlanıyor.